devletin erklerini elinde tutan bazı çok erkek erkekler insanların kaderine haşa Allah gibi hükmetmeye çalışmış. İşte ben buna baş kaldırdığım için de bir firavuna karşı Musa'yım. Birçok firavuna karşı Musa'yım. Kendimi öyle görüyorum. O yüzden de ayarlarını bozuyorum. Yarın bir gün ben bu zaferi Allah'ın izniyle kazanacağımdan şüphem yok. Kazandığımda babamdan gelecek en ufak bir şeyi, maddi getiriyi, emekli milletvekili de olduğu için çünkü bir maaş da söz konusu olur. Tamamen bu meselelerin üstüne gitmek için kullanacağım. Bu yüzden de fazladan engellendiğimi düşünüyorum. Çünkü bütün Ankara'nın ezberlerini bulacağım ben. Ankara siyasetinde, Türkiye siyasetinde şöyle bir şey var. Siyaset hep babadan oğula geçmiş. Siyasi partilerde bunu görüyoruz. Bende ise tam tersi, babadan kıza karşı bir sistemsel hesaplaşma olacak. Ve bu bütün kadınlar için, bütün çocuklar için olacak. İşte bu yüzden de ben özel olarak engellenmeye çalışılıyorum. Öldürmekle de tehdit ediyorlar. Kumpas zaten bitmiyor, kumpaslar. Manevi tazminatlar açıyorlar, çok yüklü. Yani maddi yönden, manevi yönden her türlü. Ama benim en büyük korkum adaletsizlik. Ben adaletsizlikte nefes alamam. Benim, yani bizler zaten biz öyle bir alacaklıyız ki ölmeyi göze almış durumdayız. Burada da şu iki insana çok empati yapıyorum. Yüz yüze tanışmadım, bir gün tanışırım inşallah. Birisi Nihal Olçok, bir kadın. Çok empati yapıyorum. Bir diğeri de Şengül Ablemitoğlu. Ben de onlar gibi hissediyorum. O yüzden hiç kimse bu kadar alacaklı kadınların önünde duramaz. Er geç kazanırız. Yani devam. Aynen öyle. ...2013 yılında doktoramı bitirdim Galatasaray Üniversitesi'nde oy birliğiyle. 2006'da yüksek lisansımı bitirdim yine Galatasaray Üniversitesi'nde. İkisi de ceza hukuku alanında. Ondan önce İstanbul Hukuk Fakültesi mezunuyum. İzmir Amerikan Lisesi mezunuyum. İngilizce ve Fransızca iyi derecede biliyorum. İnsan hakları, kadın hakları, çocuk hakları konusunda aktivistim. Sosyal medyada, medyada. Özellikle yurt kızlarının fuhuşa sürüklenmesi sorununa ilişkin üzerine giden isimlerden biriyim. Bu yüzden de üzerine gelinen isimlerden biriyim. Bu yapıya çomak soktuğum için malum odaklar tarafından. Her şeyin temeli aslında Türkiye'nin hiçbir zaman hukuk devleti olamamış olmasıyla ilgili. Şu anda da onu artık ileri seviyeye taşımış durumdayız. Yani Türkiye hiçbir zaman hukuk devleti değildi. AK Parti iktidarından önce de hukuk devleti değildi. Ben bunun bizatihi mağduru ve şahidiyim. Ama son dönemde artık hukuka aykırılıkları, insan hakları ihlalleri, ki İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'ne taraf bir devletiz. Kanunların, anayasanın, kanunlardan üstün konumda anayasaya göre olması gereken İnsan Hakları Sözleşmesi'nin, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin hiçe sayıldığı bir dönemde keyfiliğin had safhada olduğu bir dönemde yaşıyoruz maalesef yargıda. Ben hem şahsen doğduğum günden beri Türkiye'nin hukuk devleti olmamasının mağduruyum. Doğduğum andan itibaren, sonradan değil. Hem de mesleğim itibariyle tam kalbinde olarak en ufak bir hukuka aykırılığı fark etmenin beyin konforunu nasıl bozduğunu, insanın huzurunu nasıl kaçırdığını, sadece şahsi olarak değil mesleki olarak da nasıl örselendiğini yaşayan bir insan. Bu yurt kızlarının fuhuşa sürüklenmesiyle ilgili zaten kendi bulduğum boyutta bir suç duyurusu yapmıştım. Bu suç duyurum örtbas edilmişti. Önce CİMER'den başvurmuştum. Sonra Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusu dilekçesi vermiştim. Ama örgütlü suç kapsamında çok detaylandırmamıştım. Bir takım bağlantıları vardı tabii ki. Gladio, paralel bağlantılar vardı. Ve fakat bunları çok detaylandırmamıştım. Sonrasında hiçbir etkin soruşturma yürütülmeden, jet hızıyla benim gösterdiğim tanıklar dinlenmeden ve sunacağım deliller beklenmeden jet hızıyla örtbas edildi, kapatıldı. Yani sadece fuhuş, yurt kızı fuhuşa sürükleyen yapı değil, çok daha fazlasını şahit olduğum, mağdur olduğum için ve üstelik de bir ceza hukuku hocası olduğum için bunları delilli, belgeli olarak anlatmaya başladım. Ben bunları anlattığımda Türkiye'de yer yerinden oynar diye düşünüyordum. Yani bu konuda çok safmışım. Çünkü sonra Sedat Peker'in ifşaları geldi. Her yerden bir şeyler fışkırıyor. Zaten ortaya çıkan bir yığın ardı ardına peşi sıra medyaya, sosyal medyaya yaşayan yolsuzluklar, skandallar, yargıdaki hakim savcılara ilişkin üst üste gelen skandallar. Bir baktım ki hani benim anlatacaklarım 40 sene doğduğumdan beri, 41 yaşındayım. Doğduğum günden beri hukuka aykırılıkların, kamu gücünün kötüye kullanılmasının, devlet gücünün kötüye kullanılmasının mağduruyum.
Ama yani benim anlatacaklarım aslında Türkiye'de yaşananların sadece küçük bir oranda yansımasıymış benim şahsen müşahede ettiklerim. Aslında Türkiye'deki olaylar çok daha büyük. Sadece annesi babası ölmüş, yetim öksüz çocuklar, kimsesiz çocuklar gitmiyor yetiştirme yurtlarına. Annesi babasının maddi durumu yetersiz olan, çocuklarına bakacak yeterli maddi olanaklara sahip olmayan, sosyoekonomik durumları kötü olan ailelerin çocukları da yetiştirme yurtlarında yer alıyor ve hatta bazen memuriyet imkanı olduğu için, memuriyete girme imkanı olduğu için yurttan çıkan çocukların belli bir sene orada kaldıktan sonra zannediyorum 2 veya 3 sene yanlış hatırlamıyorsam en az kalma sınırı. Memuriyet hakları da doğduğu için bu yüzden aileler bile, fakir aileler bile çocuklarını göndermeyi tercih edebiliyorlar aslında bakarsanız. Bu konu aslında yeni değil. Bu konu yıllardan beridir. Medyada da aslında zaman zaman işlenmiş ve fakat hiçbir zaman bir büyük resim olarak yani böyle münferit olaylar gibi yansımış medyaya, kamuoyuna bir büyük resim olarak hiçbir zaman ele alınıp bu sorunun üzerine gidilmemiş. Mesela Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu eski genel müdürü Melih Gökçek döneminde özellikle çok fazla o dönemin gazete arşivlerine gidilip bakıldığında haberlere rastlıyoruz. Çocuklara seks filmleri, videoları izletilmesinden tutun da ceset bulunmasına kadar yurtta. Aklınıza gelebilecek türlü türlü skandallar daha o zamandan medyaya yansımış. Mesela bir Cumhuriyet Gazetesi arşivine gittiğinizde buluyorsunuz bu haberleri. Sonrasındaki dönemlerde de buna benzer hatta Melih Gökçek'in odağında olduğu çocuklara, yurt çocuklarına veya sokak çocuklarına ilişkin skandallar da gündeme gelmiş. Ve fakat işte 2006'larda 2007'lerde Turhan Çömez yine mesela gündeme getirmiş. Tabii ki bu yüzden Ankara Adliyesi merkezli olarak ben bu Aleyna Çakır olayından sonraki ifşalarım sürecinde bütün benim doğduğumdan beri şahit olduğum hukuksuzlukların sebebi olan odaklar şer ittifakı yapıp bana kumpaslarla, o zamana kadar örtbaslarla yürümeye çalışanlar kumpaslarla yürümeye başladılar. Kumpas davalarla yürümeye, soruşturmalarla yürümeye başladılar. Bunların içinde babalık davamla alakalı olarak soybağımı yok eden aile var, paravan bir aile. Doğduğum günden beri kimlik bilgilerini beni terk eden anneme kullandırıp nüfus kayıtlarında sahte bir çocuk uyduran, bu şekilde bunun karşılığında Adalet Bakanlığı'nda memur yapılan, benim soybağımı yok etmek karşılığında ve halen Adalet Bakanlığı'nda sülalecek memur olan bir aile var. O 12 Eylül ara rejiminin güçlü adamı, 12 Eylül öncesinin Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı, 12 Eylül sonrasında Özal'ın en yakın adamlarından, prenslerinden 18. dönem ANAP Ankara Milletvekili Tevfik Ertürk'le de babalık davam devam ediyor mirasçılarıyla. Bu süreçte vefat etti. Babama ulaşmayayım diye anneme terk ettirilmişim ve annem de beni terk ederken doğurur doğurmaz işte biyolojik ablamı filan da terk etmiş ama onun babası farklı bir kişi ve benim soybağımı başka bir ailenin kimlik bilgileri, doğum bilgileri kullanılarak özetle benim soybağım yok ediliyor. Yani anneme ulaşmayayım diye. Çünkü anneme ulaşırsam babama da ulaşacağım. Özet bu. Ben annemi yıllar sonra ölü buldum. Yıllar sonra ölü buldum. Babama ulaşamayayım diye. Ve ölümünde de ciddi anlamda cinayet şüphesi var. Zaten şüpheden öte cinayetten dava açıldı. Dayıma ve dayımın eşine Kars'ta Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu sene 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde cinayetten de annemi öldürmekten dava açıldı dayıma ve yengeme. Bu olayın da aslında doğrudan veya dolaylı sebebinin benim 2009 yılında Tevfik Ertürk'e babam olabileceğini ilk defa yüzüne vurmuş olmam. Çünkü hemen sonrasında annem eziyet çektirilerek, eziyet çekerek, ölümcül kırıklarla tedavi edilmeden, itilip kakılarak muhtemelen bir şekilde ona ulaşmayayım diye susturulmak amacıyla dayım tarafından öldürülüyor. Ve yengem de tabii aynı evde. İkisine o yüzden cinayetten dava açıldı. Zaten Tevfik Ertürk bu süreçte vefat ettiği için o artık varsa bir sorumluluğu hesabını Allah'a verecek zaten. Yıllar önce soybağımın yok edilmesi, 2009 yılında annemin bu şekilde öldürülmesi bunlar yetmez gibi. Hala bir inatla babamla, annemin zaten DNA sonucu ortada, cinayetten dava açıldı. Orada ciddi bir aşama kaydedildi ama hala babama ulaşmayayım diye benimle çok büyük entrikalarla mücadele ediliyor. Örtbaslarla, kumpaslarla. Şöyle ki babam 2018'de tam, yani daha doğrusu ben artık babam diyorum, Tevfik Ertürk DNA vermesine karar verilmişti Tevfik Ertürk'ün. O arada bana tehditten yargılanıyordu zaten, ölümle tehditten. Ağustos'un son günlerinde Tevfik Ertürk vefat etti.
Zaten bu başlı başına bana manidar geliyor. Bu, hani tamam yaşı vardı, bypass geçirmiş belli bir yaşta bir insan ama ben en son kendisini 2018 Şubat'ta o tehditten sanık olduğu davanın duruşmasında görmüştüm. Sonrasında böyle bir vefat olayı gerçekleşti. Hani böyle cinayet şüpheleri falan ortadayken ben de bir an evvel mezar açılsın talep ettim o dönemde. Açık bir savcılıkta o konularla alakalı açık bir dosya üzerinde. Ve fakat talebim reddedildi. Çok uğraştım o dönem. Sıcağı sıcağına mezar yeri açılsın diye. Bu yapılmadı. 2 ay sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminde mükerrer mezar kaydı görünmeye başladı. Yani Tevfik Ertürk ismini girdiğinizde 2 tane mezar kaydı mükerrer çıkıyor. Aynı ada aynı parsel ama mükerrer çıkıyor. Tuhaf bir görüntü. Yani çoğu kişide olamayacak bir absürtlük ortaya çıktı. Ve ilk vefat ettiğinde böyle bir görüntü yoktu. Bunu da çok net hatırlıyorum. Onun ekran görüntüsünü almamıştım ama çok net hatırlıyorum. 2 ay kadar sonra çıktı bu. Sonrasında bu dosya da uyuyor. Ben tabii argümanlarımı vesaire hepsini söylüyorum ifade savcılığa. Sonrasında bu dosya uyuyor ama ben Aleyna Çakır olayını, yurt kızları meselesini vesaire üzerine gidip kamuoyu desteği de aldıktan sonra tabii ki o odaklar da diğer odaklarla hep beraber şer ittifakı yapınca bu dosyadan da bana dönüp soruşturma açıp beklerken çünkü eşkal yok, parmak izi de yok. İftira atıyorlar ama tutarlı bir tarafı da yok. Yani en fazla ben de şikayetçiyim. Benim şikayetimi de örtbas ediyorlar. Ben diyorum ki onlar bir şeyler çevirdi. Benim şikayetim de örtbas ediliyor. Dönüp bana kumpas davaya dönüyor. En kötü faili meçhule gitmesi gereken dosya. Hani onların üstüne gitmiyorsa bile. Bana dönüp kumpas dava olarak açılıyor. Bu yetmez gibi alelacele bir aile mahkemesinden DNA testi için mezarın açılması yönünde karar çıkartılıyor benim olmadığım duruşmada. Bana ve avukatıma tebliğ edilmeden mezar açılıyor. Ben UYAP'tan görüp gidiyorum yanımda bir arkadaşımla güvenlik ve tanıklık amaçlı karda kışta İstanbul'dan kalkıp. Tam vaktinde tensip tutanağına göre tam vaktinde mezarın başında oluyorum. Deniliyor ki bana Mehmet Talat Ertürk orada deniliyor ki mezar çoktan açıldı. Kapandı. Ben tam tensibe göre 11'de başlaması gereken işlem tam 11'de karda kışta Ankara'ya gitmişim. Ocak ayı 2021'in ve bu şekilde bir manzarayla karşılaşıyorum. Ve Mehmet Talat Ertürk orada Ankara Büyükşehir Belediyesi işte mezarlıklardaki güvenliklerinin, mezarlıklar görevlilerinin filan birkaçının da önünde bana saldırmaya çalışıyor. Beni darp etme girişimi gibi üzerime yürüyor. Bana hakaret, tehdit gibi cümleler kuruyor. Orada bana nasıl saldırı girişiminde bulunuldu mezarın başında vesaire. Gerçekten açıldı mı, açılmadı mı, neler oldu diye hem mezarı gören kameranın hem de mezarlık ana giriş kameralarının kayıtlarını istiyoruz. Benim şikayetim hasır altı ediliyor. 6284'e göre tedbir talep ediyorum. Reddediliyor. Sonra kamera kayıtları istenmiyor. Hasır altı ediliyor. Bir de benim kendi babalık davamda bana tebliğ edilmemesine rağmen tensipte zamanda görüp gittiğim için huzur ve sükun bozmadan bana benden şikayet olunuyor. Yani tabii o da örtbas ediliyor artık o kadar ileri pişkinlik olduğu için. Sonra o örtbas da tebliğ edilmiyor bana ayrı. Bana iftira atılırken diyorlar ki mezardan saç aldı. Sonra dönüyorlar bu yetiştirme yurdunda yetişen, fuhuşa sürüklenen ve şu anda o odaklar tarafından bana karşı silah olarak kullanılan biyolojik ablam bunlarla da işbirliğine giriyor. O diyor ki ayak aldı. Bildiğiniz ayak yani. Sonra işi artık iyice çetrefilli bir şeye varınca bu olay. Üçüncü defa bu defa diyorlar ki bütün naaşı kaçırdı. Bana diyorlar inanın inanın bunların hepsi mahkeme tutanaklarında var. Artık ben bunu gülerek anlatıyorum. Amacım adalet tabii ki. Adalet olmadı mı hiçbir şeyin anlamı yok. Aldığım eğitim de adaletle ilgili. Ben kendi adaletimi sağlayamıyorsam hocalık yapmamın hiçbir anlamı yok. Hani hiç o zaman kendimi tatmin etmek olur. Çok sanal bir hayat olur o zaman. Ben kendi adaletimi sağlayamıyorsam en temel haklarımla ilgili, varoluşsal haklarımla ilgili babamı kimliğini tescil ettiremiyorsam hiçbir anlamı yok. Amacım tabii ki baştan beri adalet. Ben hani beyaz Türk olarak görülen bir çevrede yetiştim. Ben bile bunları yaşıyorsam eğer, Cumhuriyet'in ilk hakimlerinden birinin kızı evlat edindi beni. Ceza hukuku hocasıyım.
birçok altın bileziğim var. Ben bunları yaşıyorsam, ben kumpas davaları uğruyorsam sadece biyolojik babamı aradığım için, ablam yurtta niye fuhuşa sürüklendi diye sorguladığım için, ben de onun yerinde olabilirdim, diğer yurt kızlarının yerinde olabilirdim, bu kadar şanslı olmayabilirdim, fuhuşa sürüklenebilirdim dediğim için, kadın köleliğine karşı olduğum için, kadın cinayetlerine, annem en başta öldürülmüş, kadın cinayetlerine karşı olduğum için, kadın cinayetlerine karşı mücadele verdiğim için, kadın cinayetlerini sorguladığım için bunlar benim başıma geliyor. Organize bir şekilde hem susturulmaya, örtbas edilmeye hem kriminalize edilmeye çalışılıyorum. Bütün bu sebeplerden. Yani akıl alır gibi değil. Kime karşı yani bunu yapıyorsunuz? Dediğim gibi bu özelliklere sahip bir insana bugüne kadar trafik cezası bile olmayan, bir tane vardır bakın, tek bir tane. Onun dışında bir bugüne kadar yani hızdan dolayı, hız aşmaktan dolayı trafik cezası bile olmayan, hız limitlerine bile dikkat eden, hızlı araç bile kullanmayan bir insana bir yığın kumpas dava açıyorsunuz. Niye? Kadın cinayetlerine karşı diye. Yarın bir gün ben bu zaferi Allah'ın izniyle kazanacağımdan şüphem yok. Kazandığımda babamdan gelecek en ufak bir şeyi, maddi getiriyi, emekli milletvekili de olduğu için çünkü bir maaş da söz konusu olur. Tamamen bu meselelerin üstüne gitmek için kullanacağım. Bu yüzden de fazladan engellendiğimi düşünüyorum. Çünkü bütün Ankara'nın ezberlerini bulacağım ben. Ankara siyasetinde, Türkiye siyasetinde şöyle bir şey var. Siyaset hep babadan oğula geçmiş. Siyasi partilerde bunu görüyoruz. Bende ise tam tersi, babadan kıza karşı bir sistemsel hesaplaşma olacak. Ve bu bütün kadınlar için, bütün çocuklar için olacak. İşte bu yüzden de ben özel olarak engellenmeye çalışılıyorum. Tırnaklarımla kazıyıp cinayet davası açtırdım. Bu benim büyük bir başarımdır bu yargıda. Annemin ölümüne sebep olduğunu yıllar sonra öğrendim. Yani Türkiye'de annelerin, kadınların çocuklarına anne olmaya bile hakkı olmamış. Devletin erkeklerini elinde tutan bazı çok erkekler insanların kaderine haşa Allah gibi hükmetmeye çalışmış. İşte ben buna başkaldırdığım için de bir firavuna karşı Musa'yım. Birçok firavuna karşı Musa'yım. Kendimi öyle görüyorum. O yüzden de ayarlarını bozuyorum. Öldürmekle de tehdit ediyorlar. Kumpas zaten bitmiyor. Kumpaslar. Manevi tazminatlar açıyorlar. Çok yüklü yani maddi yönden, manevi yönden her türlü. Bana alan daraltıyorlar. Ama benim en büyük korkum adaletsizlik. Ben adaletsizlikte nefes alamam. Yani bizler zaten biz öyle bir alacaklıyız ki ölmeyi göze almış durumdayız. Burada da şu iki insana çok empati yapıyorum. Yüz yüze tanışmadım. Bir gün tanışırım inşallah. Birisi Nihal Olçok, bir kadın. Çok empati yapıyorum. Bir diğeri de Şengül Hablemitoğlu. Ben de onlar gibi hissediyorum. O yüzden hiç kimse bu kadar alacaklı kadınların önünde duramaz. Er geç kazanırız. Yani devam. Aynen öyle.